gittiyse askere, oralarda neler yapıyorsa diye. Ben Urfa'da askerdim. 36'da. 1936'da. Ha. Dersim harekete başladı harbi. Bütün bitiklerde şoför sordular. Ben şoförüm demedim, burada kaldım Topçu'da. Orada arkadaşlarım beni adretimi verdi, ihbar ettiler beni. Oradan hangi kıtada şoför varsa alma yetkisi verilmiş. Beni kumandanı göndermek istemiş, hastahaneye yatırdı. Cevap yazdı ki hastadır, hastahanadadır. Orada arkadaşlarım dedi ki, yok mahsus eyleye değil, veli komutanı beni çok sever. Oradan cevap geldi, dedi ki, hastaysa gelsin burada tedavi olsun. Hemen gönderilmesi diye. O beni gönderdiler, o da muhafızla, belki gitmem diye. Gittik. Nakli taburu şeye gitmiş, Elayzı'da. Karargah orası. Harp başlamış. Hı? O arada köyleri falan görürüz. Nasıldı köy, o? Köy yoktu. Her dağın başında üç tane ev. Nasıldı o insanların durumları o zamanlar? He? O insanların durumları nasıldı? Nasıl görürdü sen onları? Onları var mı işte? Bu, her yere vuruyorlar. Askerler vuruyorlar, asker de genel vuruyor. Ama çok Ermeni vardı. Orada? Orada ya. Hemen 70'ten ikinci senede yani orada ne kadar kaldı? He? Ne kadar kaldı orada? Orada iki sene kaldım. İki sene kaldım. Bir tane gittik ve bir tane sonra Sözü Şakmak geldi. Kozat'ta karargah yaptı. Orada oturdu. Katliamı kaldırdı. Vurmak yok. Ortaya da bir katliam vardı yani. Ya vardı ya. Kürt katliamı. Ya. Ha. Vurmağı kaldırdı. Teslim olsunlar. Genleri istediği yere verecek. Göndereceğiz. He. Başladılar gelmeye Kozat'a. 20'li 30'lu herkes de evin eşyasını ne götürürse servettir. Dedi. Geldiler, biz de Kozat'tan kamyonlarla çekerdik Alayca. İstediyona. Oradan artık nereye taksimat yapılmışsa Anadolu'ya sevk ederlerdi. Sürgün ediler insanları. He? Yerlerinden sürgün ediler. O zamanlar nasıldı o insanların sürgünde durumları? Perişanlardı değil mi? Ya perişan, hepsi zengin ya. Ha o zengin ağa takımlarını falan. Koyun beslerlerdi, koyuncu, koyun. O diğer... Hepsi. Orayı hiç bir tane bırakmadı. Her tane Anadolu'ya köylere, evlere, şehir memleketlere takdim etti. Siz taşıdınız. 38'e kadar devam etti. 38'de artık kalmadı. Hepsi Türk köylülerinin onlara takdim ettiler köylerini. O da yerleşti. Türkler yerleşti. Peki o hatta... Bunlar da Seyit Rıza atıldı. Onunla ilgili Seyit Rıza... Bunlar aşiret aşiret, bizim Araplar gibi ha. Tamam. Demenan, Haydaran, bilmem ne, aşiret aşiret. Bu aşiretlerin hepsinin reisi Seyit Rıza. Evet. Hepsi onun emrinde. Seyit Rıza'yı da ben getirdim. Sen getirdin. Ben getirdim ya. Yakalandıktan sonra mı? He, yakalandıktan sonra. Onu azıcık biraz detaylarla bir anlat. Yani detaylarını anlat. Nasıl bir insan görüntüsü verirdi diye bir şeyler konuştu mu onun kendisiyle? Yok, ne konuşuyor? Yalnız bazında yüzbaşı. Şenerkatı neydi?
O yüzbaşının ismini hatırlıyor musun? Kemal Bey. Soyadı ne? Bilmiyorum, soyadını unuttum. Ha. Kendine? Hı. Torun ne? İsmini biliyorsun. Ne? İsmi neydi torununun? Seyit Rıza'nın torunu. Nerede unuttum bu adam torunu. Genç miydi? Genç ya. Ancak 17-18 yaşlarında. Hı. İkisi ismini getirdiler. Hı. Alayız'da geldi, Atatürk geldi, onunla görüştü. Alayız'da. Bu Seyit Rıza askeriyenin bu harekete iştirak ettiğinden beri tarafa ne kadar masrafı gitmişse hepsini Atatürk'e teklif etti. Hı. Yani kendini asılmaması için ha. Hı. Atatürk kabul etmedi. Hı. Astılar yanında. Torununuz da. O zamanlar nasıl böyle bir infial uyandırdı bütün ülkede? Bir infial uyandırdı mı onun asılması? Genel aleyhine mi? Lehine mi? Yok yok, genel olarak halk nasıl karşıladı o şeyi? Yok, bunlar o tarihe kadar daha ne hükümeti tanıyor, ne göndermesini tanıyor, ne vergi veriyor, hiç hükümeti tanımıyor. Hükümetin askeri gidemiyor olsun orada da. Sebep neydi? He? Sebebi neydi yani? Sebebi hükümeti tanıyor mu? Tanımıyor. Bir baksan devi her ayda gelirler, talan ederler o dükkanları. Yağma ederler, giderler. Kimse karşı duran yok. Sebep bu. İşte Atatürk onların hepsini ıslah etti. Son zamanda geldi Atatürk, Sözcü Paşa, Kenan Paşa. Bunları ben kılavuzca rehberdim. Yol tanıyam ya. Bunları getirdim. Orada bazı üçe şev her köyde Müslüman olanlar kaldı. Onları göndermedi Sözcü Çakmak. En son işten gittiğimizde Veronik isminde bir köy var. Fırat'ın kenarında. Dağın beleteğinde. Atatürk'e dediler paşam, bunlar hep daha dağlarda gençleri, mekleri, silahlı olanları var. Şimdi buradan asker yok, bir şey yok. Bunlar gelir bizi öldürür. Biz ne yapacağız? Derhal 63. Filip Piyada taburunu oraya naklini şey etti. Veronik köyüne karakol yaptılar. Dedi hiç kimse size bir şey yapamaz. Bir tabur hemen Alayda geri gelmez emri verdi. Kamyonlar başladı taşımağa. İşte 38'de ben terhiç oldum artık. Zaten bir şey yapamadım. 38'de terhiç oldu. Bundan sonra bir şey anlatayım. Bir şey anlatmak istedi. İşte Seyit Rıza yazdı. Fulat torunun adı. İkisini attılar. O Zeronik köyüne de karakol ettiler. Bir tabur piyada hemen oraya nakil edildi. Daha sonra çok insan öldürüldü değil mi o zamanlar? Çok ölenlerin hepsi ihtiyat. Birinci katli ihtiyat. O askerlerden. Ama Kürtlerden de çok ölen oldu. Kimden? Kürtlerden. Türk? Kürt. Evet. Kürtlerden. Öldü ya bunlardan. Çok mu? Ama bizim askerler de çok öldü. Çünkü bu ele belli başlı düz yerde bir köy yok. Her dağın başında dört ev. Mezra. Evet. Dağ, her taraf dağ. Bizim asker o dağa hücum edi. Oradan beş kişi itabına karşı koyuyor. Buraya. Onları tertip eden uçak oldu, uçak. Sabiha Gökçen. Ha. Onunla ilgili azıcık bir şeyler anlattı. İşte o. Bildikleri. İşte o. Oraya şey ederdi, bombalardı. O bombadan korkarlardı. Mağaralara çekilirlerdi. Mağaralara bombalardı. Bir tek Sabiha Gökçen.
Ondan sonra baktılar artık uçaktan çok korkuyorlardı. Yani varamıyorlar. Onun bizim askerden çok öldü. Askerlerden onların kadınlarına böyle tasallut eden, zulmeden çok oldu mu kadınlarına? Kime? Kürtlerin kadınlarına, askerlerden. Tasallut eden. Yok canım. Herkes kendi derdine düşmüş ya. Anla. Kadınlar da onlar da. Erkek çok da hepsi şey gibi. Deve gibi adamlar. Yiğitler değil mi? He? Yiğitler öyle. Yiğitler vahşi canavar. Ama birçoğu Amerika'yı görmüş hep yavadlar. Ya. Nereden gelmişler? Amerika'ya artık ne götürürler ne getirirler gavur da yana çoğu. Ermeni yana. Ya. Ermeniler. İşte en son 38'de Tarabat'a kavuştu.